hılkatın yani yaratılışın zekatı bir anlamda bedenin zekatı anlamına da geliyor. Dolayısıyla vermiş olduğumuz sadakalarla bir anlamda Rabbimize böyle bedenimizin bir zekatını vermek suretiyle Rabbimizden sağlık, afiyet, bedenimizi iyi güzel işlerde kullanma yönünde bir duayı da içine almış oluyor. Dolayısıyla her fitre bir sadakadır. Yani neticede karşılıksız veriyorsun. Allah rızası için veriyorsun. Dolayısıyla bu da bir sadakadır. Sadaka ne demek? Sadaka doğruluk demek. Sadakat demek. Kişi böyle Allah rızası için fitresini verdiği zaman, zekatını verdiği zaman, sadaka verdiği zaman, infakta bulunduğu zaman Allah'a karşı sadakatini böyle ifade etmiş oluyor. Bu da büyük bir nimet. Elhamdülillah. Dolayısıyla her bir Müslüman, her bir vermiş olduğu sadakada Allah'a sadakatini tescil etmiş oluyor. Her bir fitrede Allah'a sadakatini tescil etmiş oluyor. Her bir zekatta Allah'a karşı sadakatini tescil etmiş oluyor ki sadaka deyip geçmemek lazım. Fitre deyip geçmemek lazım. İnfak deyip geçmemek lazım. Zekat deyip geçmemek lazım. Hem dünyamızda hem de ahiretimizde bizlere çok fayda sağlayacak muazzam ibadetler bunlar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel fitreleri, sadakaları, infakları, zekatları elimizden geldiği kadar ömrümüzün sonuna kadar veren, vermeye çalışan ve bunu da Allah rızası için yapan kullarından eylesin. Şimdi sadakayı fitir yani fitre yani bir anlamda sadakadır dedik. Sadakayla alakalı aklınıza gelebilecek her türlü fazilet bunda da var. Yani nedir? Bela sadakayı geçemez değil mi? Bir kişi bir sadaka verdiği zaman gelip de o bela o sadakayı atlayamaz. Böyle sadakanın belayı önleyici böyle güzel bir durum var. Dolayısıyla fitrede de aynı şekilde. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri kendisi için karşılıksız veren kullarına onun mükafatını hem dünyada hem ahirette vermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sadakanın, fitrenin, zekatın ecrini, mükafatını hem dünyada hem ahirette alan kullarından eylesin.